Esselamun aleyküm dostlarım. Eğer daha önceki bölümleri izlemediyseniz sabit yorumdan linke ulaşabilirsiniz. Abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek bölümlerden haberdar olabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Ece ile Emel'i karşımda görünce şoka uğramıştım. Hele ki arkalarındaki onca siyahlıyı ne yapacağım şimdi diyerek düşünüyordum ki mahrur imdadıma yetişiyordu. Kenara doğru çekilerek buyurun dedim. Ama nasıl olur? Arkasında onca siyahlı varken onları evimize nasıl davet eder? Doğru ya, onları sadece bu gözlerle görebiliyordum. Ailem hiçbir şekilde onların arkasındaki siyahlıkları veyahut yanağında farklı bir yerinde olan ay parçalarını göremiyorlardı. İçeriye girdiler. Ellerinde zaten bir tepsi vardı. Güler bir şekilde masaya doğru bıraktıktan sonra özür dilemek için geldim dedi Emel abla. Annem de ayağa kalkarak isabet olmuş Emel'cim diyerek gidip yanına yanaklarından öpüyordu. Hayırdır inşallah hanımlar, bilmediğim bir kavga mı söz konusu diyerek babam da ayağa kalkmıştı. Emel abla, çok önemli bir şey değil yahu. Sadece benim kız birazcık afacanlık yapmış, sizin Kadir'in canını sıkmış doğum gününde. Tabii ki böyle şeyleri tasvip etmiyoruz aile olarak. O yüzden de özür dilemek için size kalan pastadan getirmiştik. Mahrur zihnimden. O pastayı ailenin yemesini sağla. Sen hiçbir şekilde yeme. Nilgün abla, peki Nilgün abla ne olacak? Onun yemesi bir şey değiştirmez. Ona böyle zayıf tılsımlar işlemez. Sen söylediklerimi yap. Söylediği gibi içeriye doğru giderek kesilen pasta dilimlerinden bana da düşen payı alıp önüme koyduktan sonra sandalyeye oturdum. Sürekli ikisinin de gözleri bendeydi. Fakat masanın her tarafında, babamın başında, annemin başında, aynı şekilde ben ve Nilgün ablanın da, o siyah varlıklar bir kere bile olsun arkamızdan ayrılmıyor. Çatalı öylesine tabağa doğru sürtüyor, kenara koyup öylece bekliyordum. Emel abla sonunda çıkışını sağlamıştı. Hadi ama Kadir, yesene. Bak, özür niyetinde getirdik sana. Yemezsen gerçekten çok daralırım demişti. Annemle babam da hadi yemeye başlasın oğlum, neden yemiyorsun diyerek sordular. Vallahi Nilgün teyzenin yaptığı börekler harika olmuş. Kahvaltıda atıştırdıklarım bana yetti. Ben bunu dolaba koyayım. Öğlen saatinde tatlı niyetine yiyeceğim. Şimdi yersem karnım çok şişer. Zaten yediklerime içtiklerime dikkat etmem gerekti. İlaçların etkisi işledikçe, gittikçe karnım acıkıyor ve sürekli yiyorum. Doğru söylüyor çocuk diyerek annem beni savunuyordu. Tabağı kaldırdım. O sırada babamın başının döndüğünü fark ettim. Yavaşça alnını okşuyor. Başım birazcık ağrımaya başladı yahu benim. Acaba tatlı şekerimi mi yükseltti bir anda? Yok yavrum yahu, neden olsun diyerek annem de kalkıp yanına doğru gidecekti ki annem de sendeleyerek sandalyeye zar zor tutundu. Bir anda ikisi de kapaklanır şekilde ön tarafına doğru düştü. Annem yere yığılmıştı. Aynı şekilde babam da. Nilgün teyze de öne doğru yıkılır gibi pastanın içine doğru düştü. Elimde pasta tabağıyla mutfağın girişinde öylece kalmıştım. Alkışlayarak ayağa kalktı bir anda Emel abla. Arkasından da Ece. Ne çok yordun yahu bizi Kadir. Alt tarafı bir tılsım yapacağız. Yemedin şunu, bayılmadın. Şimdi canlı canlı yapılırken o tılsımların kasvetiyle vücudun nasıl acıyacak? Öyle değil mi kızım diyerek Ece'ye doğru dönüyor. İkisi de beraber kahkaha atıyordu. O karanlık dumanlar etrafımı sarmaya başladı. Onları gördüğümü fark etmişler. Emel abla yanıma doğru yürüyerek, kapıyı açtığındaki surat ifadene bakılırsa büyük ihtimalle siyahlıkları hala görüyorsun. Demek ailene küçük bir oyun oynuyorsun seni sıçan. Şimdi canını okuyacağız. Tılsımlar başlasın dedi. Avuçlarının içinde aynı Aynur ablanın olduğu gibi iki ay parçası ortaya çıktı. Bana doğru yönelttikten sonra okuduğu şeyler her neyse bacaklarım yanıyor. Hatta ayaklarımın altı. Önce dizlerimin üstüne doğru çöktüm. Ellerimi kaldırmaya çalıştım ama birbirine yapışarak bir anda gövdeme doğru yapıştı ellerim. Hiçbir hareket sergileyemiyorum. Dudaklarımı oynatmaya çalıştım ama nafile. Bağırıyordum içimden. Mahrur bana yardım et diyerek. Sesi hala kulaklarımda o anki. Korkma. Sana yaklaşmalarına izin ver. Gerisini bana bırak. Bu cümleler gerçekten içimi huzura doldurmaya yeter. Ama gördüklerim hala korkutuyor beni. Bacaklarımın önüne doğru geldikten sonra Ece bacaklarımı tutarak beni sırt üstü çevirdi. Daha sonrasında ağzımı açmaya çalışıyordu ama ağzım hiçbir şekilde açılmadı. Elindeki ay işaretiyle beraber
yanağıma sert bir tokat attı. Açsana şu ağzını sıçan diyerek bağırıyordu. Hayır demek istiyorum, hatta kalkıp saldırmak. Hiçbir şey yapamıyorum. En sonunda annesi tam geldiğinde alnıma doğru elini vurmak istedi. Fakat ne olduysa sanki birisi onu ayaklarından çekermiş gibi ayak bileklerinden çekmesiyle beraber yüzünü yan tarafıma doğru vurdu. Burnu kırılmıştı. Oluk oluk kan akıyor burnundan. Anne diyerek Ece de yanına koşuyor. İyi misin anne? Ne oluyor bu sıçanda yoksa büyü mü var? Farklı bir şey mi yaptı Aynur bilmeden? Ne bileyim kızım diyerek şuradan bir havlu getir diyordu. Mutfağa doğru giderken de Ece'nin net bir şekilde gördüm. Tam arkasında. Aynı Mahrur'un bana ilk başta aynanın arkasında göründüğü gibi. Farklı bir mitolojik yaratığa benziyor. Ayakları köpek ayağına benzeyen tüylü şekilde. Arkasına doğru uzanan büyük bir kuyruk var. Kuyruğun ilginçliği şu yönde. Yılan derisiyle kaplanmış ve yılanın uç tarafında duran aynı kuyruk. Sırt tarafında ise bilmediğim birçok harf. Harflerin arasındaki çatlaklardan kanlar sızıyor. Ama kanlar hiçbir şekilde insanların akan kanı gibi kırmızı değil. Siyahımsı, daha çok mürekkep gibi. Akan kanların arkasından sadece dumanları görebiliyorum. Ece'nin boynuna doğru sert bir şekilde ellerini kaldırdı. Elleri sanki bir timsahın ellerine benzeyen deri pullarla kaplıydı. Ön tarafındaki tırnakları ise oldukça uzamış, öne doğru kıvrılarak sanki bir kedinin tırnağının daha da kalın halini benzetiyor. Boynuna doğru vurmuştu tırnaklarını. Bu sırada Ece'nin içinden karanlık bir duman aynı onun fiziki görüntüsüyle beraber yana doğru çıktı. Dumanın parçalanmasıyla Ece olduğu yere doğru yıkıldı. Kızım diyerek bağırıyordu. Bir yandan da burnunu tutuyor Emel abla. Ayağa kalkmak istediğinde bir anda aynı Aynur ablanın o gün sırt üstü yatarken hiçbir şekilde elini kullanmadan kalktığı gibi ben de öyle kalkmıştım. Ellerim karıncalanıyor. Daha doğrusu avuçlarımın içinde bir şeyler var. Değişik harfler bunlar. Ne olduklarını bilmiyorum. Arapça harfler olduğu belli ama bir anda öne doğru adım atmaya başladım. Emel ablanın benim yürüyüşümü görmesiyle beraber korkusu daha da arttı. İşin garip tarafı şu, etrafındaki siyahlıklar. Yerinden bile kıpırdayamıyor. Onların yanında değil mi veyahut onların yardımcısı? Onlara yardım edememesinin nedeninin ne olduğunu bilmiyorum. Sağ elimi havaya doğru kaldırdım. Elimdeki o işareti gördüğünde sen sıçan, sen bunu nasıl yapabildin? Bu mühürlerden birisi. Sen hüddamlık ilmine ulaştın mı? Bizi mi kandırıyordun demesiyle beraber tam alnının ortasına doğru avuç içim gelecek şekilde vurmuştum. Başı inanılmaz şekilde geriye doğru sekerek bir anda tahta perkeye yapışmıştı. Öylece gözleri yukarıya doğru kaydı. Bembeyaz bir göz akına dönmüştü. Mahrur onu öldürdün mü? Katil mi oldum ben diyerek korkuyla içimden sesleniyordum. Mahrur, tok ve kendinden emin bir ses tonuyla öyle bir şey yapmadın. Sadece tılsımlı bir mühür kullandın. Arkasındaki bu cinniyeleri kontrol etmek üzere kullandığı tılsımların hepsini kapatmış oldun. Bu yüzden de onun bilincini aldık. İçinde bizden biri var şu anda. İkisini de buradan götüreceğiz. Senin korunman bizim için çok önemli. Neden beni korumak istiyorsunuz ama? Peki rüyamda gördüğüm diğerleri? Bunlara vakit yok Kadir. Şimdilik söylediklerimi yapmak zorundasın. Annenle babanı normal bir şekilde sandalyeye oturt. Hiçbir şey olmamış gibi sabah tekrar geldiğin vakte geri dönecekler. Akıllarını mühürleyeceğiz. Bu yüzden de daha önce gördüklerini sadece bir anı veyahut dejavuya bırakmış olacağız. Nasıl yani anlayamadım. İnsanlar bazen dejavu yaşar. Bu cinlerin ikilemselliklerinden biri de olabilir. Merdivenlerden çıkarken Mahrur'un anlattığı şeyi dinliyordum. İnsanlar gördükleri veyahut hissettikleri bir şeyi daha önce de görmüş veyahut hissetmiş sayar. Bunları rüyasında görmüş olabilir. Bazı rahmani cinler insanların rüyalarındaki korkularını silmek ister. Bu yüzden cinlerin özelliği olan rüyalarına karışmayı kullanırlar. Onları anılarından sildiklerinde tekrar bilinçaltı o rüyayı ona gösterirse veyahut gerçeklikte rüyasında gördüğü yere gelirse işte o zaman
Dejavu dediğiniz şeyi kalben hisseder ve görerek bilinciniz bunu tekrarlamış sayar. Ama siz ilk görüntüyü hatırlayamazsınız. Bunu bilmiyordum mahrur. Harika bir bilgi bu. Merdivenlerden çıktıktan sonra odamın kapısında tekrar durmuştum. Şimdi aşağıya inmeye başla Kadir. Ben senin her zaman kanında olacağım. Hiçbir zaman zorluğa düştüğünde kalbine korku verme. Ben seni koruyacak olanım. Bu konuşmasıyla beraber mahrur yeniden sessizliğe gömülmüştü. Açıkçası kendimi bir süper kahraman gibi hissediyordum. İçimde resmen başka bir varlık var. Bunu dünyada bir insan öğrense acaba çok ünlü olur muydum? Bu düşüncelerle merdivenden inmeye başlamıştım. Oğlum geliyor musun diyerek annemin sesini duymam aslında beni şaşırtmaması gerekirken yine de şaşırtmıştı. Merdivenlerden indiğimde hadi gel oğlum seni bekliyoruz bak yemek için dedi. Hemen yanına oturarak kahvaltının bile sıfırlandığını gördüm. Arkama doğru bakmak istiyordum. Mutfağa doğru baktığımda hiçbir şey yoktu. Hemen Nilgün abla bir şey mi istiyorsun diyerek sordu. Eğer mutfaktan istediğin bir şey varsa söyle oğlum çekinme. Yaşıma bakma sen ben hala gencim. Annene bile taş çıkartırım diyerek gülüyordu. Evdekiler de onun bu samimi esprisine gülmeye başlamıştı. Kahvaltımızı ediyor, Nilgün ablanın geçmişte yaşadığı anıları dinlerken babamın telefonu çalmaya başladı. Hemen telefonun elini aldı. Ayla Hanım arıyor ben bir konuşayım dedi. Telefonu açtıktan sonra ayağa kalkarak masanın yanında olta atar gibi yavaş yavaş yürüyerek konuşuyordu. Tabii Ayla Hanım tabii. Kadir de müsait gerçekten iyi gidiyor. İlaçları tam zamanında vermişsiniz turp gibi benim oğlum. Biliyor musunuz yemek de yemeye başladı. Hatta insanların yüzüne de bakmaya. Yani komşularımızın yüzüne de bakıyor artık. Tabii olur olur tabii ki. Herhangi bir ders programı da yok zaten. Bu akşam getirebilirim Kadir'i. Tabii daha iyi olur hem de erken başlaması. Kendine de güveniyor artık korkmuyor. Telefonu kapatır şekilde eliyle megafonunu kapattı. Bana doğru dönerek, Kadir bugün başlıyor musun? Klinikteki bir hasta erken taburcu olmuş. Akşam seni götüreceğim. Hadi yukarı çık hazırlıklarını yap dedi. Ayağa kalkıp yukarı çıkacaktım ama açıkçası bu plansız, hızlı bir şekilde Ayla ablanın olaylardan sonra beni istemesi birazcık şüpheci davranmama neden olmuştu. Arkamdan Nilgün teyze de kalkarak gelmeye başladı. Merdivenlerden odama çıkarken mahrur zihnimden sesleniyordu. Artık İslamiyet'e girmen gerekiyor. Kalben istiyorsan abdest alman gerekli. Bunu istiyor musun Kadir diyerek soruyor. İstiyorum dedim. Direkt olarak banyoya yöneldim ama bir sorun vardı. Hiçbir şekilde abdest almayı bilmiyorum. Daha önceden abdest nedir hiçbir şey görmemiştim. Anlattığım gibi yap diyerek abdest almayı anlatıyordu bana. Şimdi abdest aldın mı diyerek soruyordum. Evet, bu kadar basit aslında abdest almak. İnsanların evdeyken boş boş otururken abdestsiz durmasının bir anlamı yoktur. Abdest almak çok kısa bir süredir. Hem temizliğe iter hem de ruhani huzura. Abdesti gezmek çok önemlidir. Bunu hiçbir zaman unutma Kadir demişti. Odama geçtikten sonra Nilgün abla da hazırlıklarını yapıyor. Etrafında birçok kağıt var. Kağıdın üzerinde insan sembolleri. Daha doğrusu çizimler bunlar. Arkasında sırt tarafına doğru. Yuvarlak bir daire içinde çok fazla yazıyla kaplanmış şeyler var. Bunlar nedir diyerek sordum. Bunlar Bertus tılsımının yapılışı. Daha önce hiç yapmadım. Mahrur birçok defa yaptı ama ben de bu tılsımları okumak zorundayım. Rahının başlarından olan birisi bütün sırları kapattı ve kendisiyle birlikte ortadan kayboldu. Bu yüzden hiçbir sır kullanılamıyor. Eğer Bertus tılsımını da mühürlemişse en baştan her şeyi sana öğretmemiz gerekecek. Dua edelim de Bertus'u hiçbir şekilde kitlememiş olsun. Mahrur, şimdi ayrılma zamanı Kadir demişti. Hemen öne doğru giderek kapıyı kilitledim. Dizlerimin üstüne çöktükten sonra ağzımdan, daha sonrasında parmak uçlarımdan simsiyah dumanlar yavaşça önümde bağdaş kurur şekilde Cahun'un görüntüsü gibi beyaz bir çarşafta oturan bir simge belirdi. Bu silüet de nedir? Bu mahrurun silüeti olmalı. Şimdi kelime-i şehadet getireceğiz. Benim söylediklerimi tekrar et diyerek tekrar etmiştim. Kelime-i şehadet getirdin. Artık kalben inanıyor musun diyerek soruyordu. Evet ama bir korkum var dedim. Şaşırmıştı mahrur. Nedir korkun Kadir söyle bana. Ben ezan dinlerken çok mutlu olurdum.
şimdi Müslüman olduğum için ezan dinlerken mutluluğumda bir azalma olmaz değil mi diyerek sormuştum. Mahrur gülerek yanıt verdi. Sen artık bir Müslümansın. Rabbine her zaman daha yakınsın. Şu an karşımdasın ama hala seni zihnimde duyabiliyorum. Bizler cin dili kullanırız. Cin dilini anlayamıyorsun. Yatkın olarak da hüdamlarla aramızda Arapça şekilde veyahut sembollerle anlaşırız. Sen bunları bilmediğin için seninle olan bağlantımı kullanmak zorundayım. Bertas'ı kullandığımızda artık daha çok şey öğrenmiş olacaksın. Hatta bu yaşına kadar kör yaşadın. Dünyada neler oluyor veyahut dinler hakkında hiçbir bilgin yoktu. Bertas tılsımının birleşimi sayesinde bildiklerim sana aktarıldığında inanılmaz bir haz alacaksın. Nilgün başlayalım demesiyle Nilgün abla üstünü çıkart yavrum dedi. Üstümü çıkarttıktan sonra kağıtları sıralı bir şekilde sırtıma doğru yapıştırmaya başladı. Her yapıştırışından sonra parmağıyla üzerinden geçerek bir şeyler okuyor. Okumaya devam ediyor ama hiçbir etki yok. Bir acı veyahut kemiklerinde sızı hissediyor musun diyerek sordu Mahrur. Hayır, hiçbir şey hissetmiyorum. Sadece yani kağıtların soğukluğu aslında. Farklı bir hissiyat yok. Bir daha deneyelim dedi. Bu sefer kendisi kara dumanlar şeklinde sırtıma doğru yoğunlaştı. Ne kadar okuma yapsa da zihnimde duyabilsem de hiçbir etki olmuyor vücudumda. Tekrar içime doğru gelmeye başladı. Parmak uçlarımdan ve ağzımdan kara dumanlar tekrar geldikten sonra bunu da mühürlemiş. Bertus tılsımı kullanılamıyor. En baştan bir hüddamın yetiştirilmesi gibi en baştan başlayacağız. Bu iyi bir şeyse neden kapatıldı diyerek soruyordum. Mahrur ise kendisinin bile bilmediğini söylüyor. Sadece Raha'nın kurucuları bir anda bütün tılsımları kapatarak ortadan kaybolmuşlar. Sırra kadem basmalarının neden olduğunu bile Mahrur bilmiyordu. Peki ama ne yapacağız diyerek üstümü giyiyordum. Kağıtları da rulo haline getirerek saklar bir şekilde yanına almıştı Nilgün abla. Arapça öğrenmen gerekiyor. Riyazat. Çok zor olacak başlaması. Uzun zamandır hiçbir hüddam yetiştirmedim. Bertus tılsımı gibi güçlü tılsımlar sayesinde bütün bilgilerimizi ve gördüklerimizi onlara aktardık. Bu sayede hiçbir zorluk çekmeden direkt olarak hüddamlık seviyesinde ilerleyebiliyorlardı. Şimdi derslerinin başlamadan önce seni o lanetli yerden çıkarmamız gerekecek. Lanetli yerde neresi? Gideceğin klinik. Ayla'da ay tapınakçılarından. O da orada seni denemek veyahut senin üzerindeki tılsımları kullanarak kendine güç katmak istiyor. Aslında ay tapınakçıları ile bir birlikteliği yok gibi bir şey. Kendi kendine yeni bir tarikat kurmak veyahut kendi gücünü güçlendirmek istiyor. Senin de Rahan soyundan geldiğini bildiği için bunu kullanmaya çalışacak. Bavulunu hazırla. Her zaman yanında olacağım. Şimdilik bir yere gitmem gerekiyor. Bana seslenmen gerektiğinde ben orada olacağım. Mahrur'un bu sözleriyle gitmesi, daha sonrasında bavulumu hazırlamam. Zaman gittikçe hızlı geçiyordu. Babam artık yukarıya çıkmış. Oğlum kapıyı niye kilitledin diyerek kapıya vuruyor. Kapıyı açtım. Baba üstümü başıma ayarlıyordum da. Şimdi dışarıdan da kapı sürekli çarpıyor biliyorsun. Açılıp durmasın diyerek yaptım. Pencerede açıktı, cereyan yapmıyor böylece. Tamamdır oğlum, her şeyini aldın mı diyerek kontrol etti içeriği. Aldım aldım diyordum. Babam Nilgün ablaya teşekkür ediyordu. Onunla bu kadar yakından ilgilenebilen kimse olmuyordu. Gerçekten iyi bir insansınız, teşekkürler demişti. Nilgün abla da ona teşekkür ediyor. Bavulumu alıp aşağıya indirdi babam. Ben Nilgün ablayla otururken ona soru sormak istiyordum. Hüddamlık tamam. Hüddam olmayı kabul ettim ama şimdi o Bertus dediğiniz sığsım da olmadı. Peki ben ne yapacağım? Yani bana saldırırlarsa Kur'an-ı Kerim de bilmiyorum veyahut dua. Hiçbir şey bilmiyorum. Sen öğrenmek istedikten sonra hiçbir şey önünde duramaz. Bir surenin uzunluğu gözünü korkutabilir. Doğrudur, insanlar genellikle çekingen veyahut ben bunu nasıl ezberleyeceğim? Zaten kafam şişiyor, ağrıyor diye düşünebilir. Bu yanlıştır. Birçok öğrenme yöntemi var. Dinleyerek, yazarak, daha sonrasında önce bir cümlesini veyahut 2-3 kelimesini ezberleye ezberleye de ezberlenebilir. Sürekli tekrar etmek, dilinin dönmesi bunları unutmamanı sağlar. Şimdi şuradan bir kağıt ve kalem getir bana dedi. Tabii ki diyerek getirmiştim. Kağıdı sehpanın üzerine doğru koydu ve yazmaya başladı.
önce Arapça halini, daha sonra altına direkt olarak okunuşunu ve altına da Türkçe şekilde tasvirini yazmıştı. Bak, bu bizim ayetel kürsimizdir. Çok önemli bir duadır. Bu genellikle cinler üzerinde çok etkilidir. Yani zor durumunda bunu okuduğunda kesinlikle etrafındaki şerliler bir büyü ile sana musallat olmamışsa ya da bir tılsım ile sana gelmemişlerse büyük ihtimalle kaçmak zorunda kalırlar. Ama en önemlisi nedir biliyor musun? Bunu böyle boş beleş okumamaktır. Sadece cinlere saldırmak için okunmaz bu. Rabbinin sana verdiği bu duayı bilmen gereklidir. Kalbinde Allah sevgisi olarak okursan, okuduğun dua daha farklı şekilde işlemeye başlar. Bu beni biraz şaşırtmıştı. Duanın yani farklı özellikleri mi var diyerek sordum. Evet evladım diyerek yanağımı sevdi. Batinilik yönü derler bunu alimler. Kur'an-ı Kerim iki farklı şekilde okunur. Biri normal bir şekilde anlamak için veya hatim için. Ama Hüddam hocaları bunların tesvirlerini bilirler. Neye nasıl gittiğini veyahut neye nasıl işlediğini de bilirler. Bu yüzden okurken içinde her zaman Allah sevgisi ve İslamiyet sevgisi olmasına özen göster. Biliyor musun Nilgün abla? Yaklaşık bir haftadır kendi halimdeyim. Ondan önce senin suratına bile bakamazdım korkudan. Sohbetimiz devam ederken babam aşağıdan bağırdı. Kadir hadi oğlum artık gitme vakti. Aile hocanı daha fazla bekletmeyelim dedi. Verdiği kağıdı alarak kitabımın arasına koydum. Yolun açık olsun oğlum. Her zaman Rabbim senin koruyucun olsun demişti. Tam kapıyı açacaktım ki geriye dönüp elini öpüp alnıma koydum. Daha sonrasında sıkı sıkı sarıldım. Teşekkür ederim Nilgün teyze diyerek aşağıya inmiştim. Babam da haydi artık Afacan haydi diyordu. Mutlu bir şekilde arabaya geçmiştik ama arka tarafa oturdum. Ön tarafa neden oturmuyorsun oğlum dedi. Baba birazcık kitap okuyacağım. Ön tarafta genellikle güneş geliyor biliyorsun. En azından ön koltuk beni korur dedim. Ha tamam oğlum o zaman demişti. Aslında amacım farklıydı. Kitabın arasına koyduğum Nilgün teyzenin yazdığı Ayetel Kürsi'yi ezberlemek istiyordum. Kitabı açtım ve sürekli olarak okumaya başladım. Ayetel Kürsi'nin demek istediklerini ve kendisini ezberlemek için sürekli çabaladım. Hata yaptığımda öfkelenmedim veyahut küfre düşerek sinirimi göstermedim. Tekrardan başladım. Durmadan da söylediği gibi Bismillahirrahmanirrahim dedim içimden ve tekrar derken gerçekten kliniğe gelene kadar aklımdan tekrar edebiliyordum Ayetel Kürsi'yi. İsteyince gerçekten kısa zamanda öğrenilebiliyormuş. Kur'an-ı Kerim'in içindeki sureler o kadar düşünüldüğü gibi zor değil. Sure bilmeyen bir insan kısa sürede bütün sureleri bile öğrenebilir. Ayla Hoca'nın direkt olarak kliniğine geçiyorduk. Babam yine danışmanın yanına geldiğinde Ayla abla sanki bizi bekliyormuş gibi direkt kapısından çıktı. Hoş geldiniz diyerek babamla el sıkıştılar. Gel bakalım Kadir diyordu. Bu sefer görebiliyorum. Sol elinin üzerinde bir ay parçası var. Sağ koridora doğru yönelterek bizi oradan yürümeye başladık. Birçok insan gelip kapıya doğru kafasını vuruyor veyahut içeride çığlıklar atıyor. Burası tamamen bir tımarhane. Babama doğru korkarak bakmıştım. Babam da korktuğumu anlamış. Ayla Hanım sizce de burası çok fazla değil mi Kadir için? Yani etraftaki gördüğümüz insanlar tamamen kendini kaybetmiş insanlar. Kadir iyileşme sürecinde demiştiniz. Bu kadar ağır bir tedaviye girmesi doğru mu diyerek sordu. Babamın bu davranışı beni gerçekten mutlu etmişti çünkü bunu kullanarak kaçabilirdim. Otomatik kapının önüne geldiğimizde yan kapıdaki bir hasta direkt olarak kendini kapıya doğru vurdu. Korkarak babamın arkasına doğru saklandım. Gidelim baba lütfen gidelim diyerek sırtından çekiştiriyordum. Gerçekten bu böyle olmayacak Ayla Hanım dedi babam da beni alarak tam götürecekti ki. Düşündüğüm gibi olmamıştı. Babam bir anda olduğu yerde kaldı. Baba ne oldu neden gitmiyoruz diyerek elini çekiştiriyordum. Bana doğru baktığında aynı kapının önünde olduğu gibi gözleri zifri karanlık. Emredersiniz hanımefendi dedi ve resmen beni kendi elleriyle Ayla ablanın arkasından götürüyor. Elimi bırakmıyor çok sıkı şekilde tutmuş durumda. Bırak beni diyerek ne kadar debelensem de olmuyor. Ayla abla ne yaptın babama diyerek bağırıyordum. İçeriye geç bakalım dedikten sonra arka taraftaki hiç kimsenin duyamayacağı bembeyaz uzun bir koridora girmiştik. Artık senin işin çok uzadı. Senin içinde neler olduğunu görelim bakalım. Hem Aynur ortadan kayboldu hem de aynı anda Ece ve annesi Emel.
Neler yaptın onlara söyle bakalım sıçan diyordu. Ben onlar nerede bilmiyorum diyerek kurtulmaya çalışsam da babam elimi zamklanmış gibi tutuyor. İlerideki bir odaya götürüp içeriye doğru attı beni. Yere doğru kapaklandım. Etraftaki her yer bembeyaz. İçeride hiçbir şey yok başka. Kapıya koşup birkaç defa vurmaya çalıştım ama kapı zaten çelikten. Ancak elim acıdı. Köşeye doğru geçerek oturdum. Bacaklarımı kendime doğru çekerek bağdaş kurdum. Dua etmeye çalışıyordum. Nilgün ablanın bana öğrettiği Ayetel Kürsi'yi okumaya çalıştığımda duvarların titrediğini gördüm. Resmen duvarlar hafif hafif titreşim yapıyor. Okumaya devam ettikçe aynı şekilde. Bir süre sonra duvarların içinden siyahlıklar içeriden geçer gibi yok olup gittiler bir anda. Kapının önüne doğru doluşmalar başladı. En sonunda Ayla abla gelmişti. Kapının arkasından bakarken babam hala arkasında bir kölesi gibi simsiyah gözlerle bekliyor. Kapıyı yavaşça açtı, içeriye doğru girdi. Ellerinin içinde ay parçaları gözüküyor. Aynı ellerinin üstündeki gibi. Sen hüdamlık ilmine kavuştun mu? Nasıl olur da dua okuyabilirsin? O aile hiçbir şekilde sana dua öğretmez. Sana kim dua öğretti diyerek soruyordu. İnternetten öğrenmiştim. Demek ki canın acıyor dedim. Bağırarak Ayetel Kürsi okumaya başladığımda babam başını tutarak saçlarını çekiştiriyor, bir anda yere doğru düşerek kıvranmaya başladı. Arkasındakiler de yavaşça geriye doğru çekildiler. Hüddamlık ilmine sahip mi bu? Yoksa görevini yapamadın mı diyerek arkadakiler ona doğru bağırıyor. Sadece bir dua öğrenebilmiş. Başka bir şey bildiği yok bunun. Bunu da hallederiz diyerek üstüme doğru gelmeye başladı. Ona saldırmaya çalıştım ama kuvveti benden daha fazla. Ellerimi birleştirir derecede arkaya doğru sabit şekilde tuttu. Daha sonrasında ağzımı kapattı. Ne duruyorsunuz gerizekalı herifler? Getirin bir bant da ağzını bağlayalım şunu diyerek bağırdı. Dışarıdakiler koşarak bant getirmişti. Ağzımı bantladılar. Sıkıca ellerimi de arkaya doğru. Aralarından biri ayağını da bağlayın şunun. Hiçbir şekilde hareket edemesin. Akşamki ritüel için hazır olmalı. Gerekli mühürleri de cebine koyun. Ne de olsa hüddamlık ilmine ulaşmışsa da onu bulamamalarını sağlamalıyız. Bunları söyledikten sonra içeriden büyük bir siyah kutu getirdiler. Kutunun üzerinde rüyamda gördüğüm ve 3 tane madalyon taşıyan adamın taşıdığı madalyonların simgeleri vardı. Biri yıldız şeklinde, biri ay şeklinde, diğeri de kum saatine benzeyen ama üzerlerinde değişik tırtıklar olan o sembol. Kutuyu açtılar. Kutunun içerisindeki kağıtlara çok özen gösteriyorlar. Kağıtlar sarımtırak şekilde. Çok eski olduğu belli. Tarihçesi yaklaşık 1000'li yıllar olmalı. Bu kadar eski kağıdı daha önce hiç görmemiştim. Ne de internette rast geldim. Kağıtları yavaşça rulo haline getirdikten sonra bir ön olacak ve diğeri de arka olacak şekilde sırasıyla katladılar. Sağ cebime koyduktan sonra sağ elinin avuç içindeki ay parçası denk gelecek şekilde cebimin üzerinden kağıda doğru bastırdı. Okuduğu şey her neyse zaten yan yatıyordum ama bacağım resmen kırılır gibi kasılmaya başladı. Yüksek bir acıyla doluyordu sağ bacağım. Mahrur bana yardım et diyerek içimden seslensem de yaptıkları şey her neyse Mahrur'a da etki etmiş olabilir. Ne sesini duyuyordum ne de o üzerimdeki güçlülük hissiyatı vardı artık. Daha sonrasında aynı işlemi sol cebime de yaptılar. İki bacağım hiçbir şekilde kullanılamaz gibi felç olmuştu. Sırt üstü beni bıraktıktan sonra ellerinin üzerine doğru yatırın ki daha çok acı çeksin. Kolları uyuşsun, kangren olur belki de kollarını keseriz diyerek aralarında şakalaşıp gülmeye başlamışlardı. Acı gerçekten çok fazlaydı. Aradan geçen 5-10 dakika sonra ellerim uyuşmaya başlamıştı. İyice vücudumun ağırlığı, bacaklarımı kontrol edip ağırlığı yönetemediğim için de kollarıma da binmeye başladı. Neredeyse kollarımı kendim kıracağım. Kapının önünden geçenler ara sıra bana doğru bakıyor, pis pis gülüş atarak devam ediyorlar. Dua etmeye çalıştım içimden. Besmele çektim, Ayetel Kürsi'yi okumak istedim. Nilgün abla böyle söylemişti Mahrur'la beraber. Zor bir anında kalırsa insan en yakınında Rabbini hissetmelidir. Rabbim beni duyuyorsan lütfen beni kurtarabilir misin dedim. Daha önceden dua etmediğim için nasıl dua edildiğini de bilmiyorum. Ama internetten okumuştum. Allah Celle Celaluhu her zaman mazlumun yanında ve edilen duanın yanıtında bulunur. Buna devam ettim.
Mağrur, zihnimden konuşmaya başladığında çok mutlu olmuştum. Acı çektiğini biliyorum Kadir. Fakat sana burada şu anda yardım edersem, akşam yapmaya çalıştıkları şeyi seni götürerek başka yerde yaparlar. O ana kadar acı çekmene göz yummak zorundayım. Lütfen dayanmaya çalış. Burada olduğunu bilmek güzel oldu Mağrur. Elimden geldiğince dayanacağım ama büyük ihtimalle sakat kaldım ben. Ayaklarımı hissetmiyorum, yakın zamanda da kollarımın gücünü hissetmeyeceğim. Merak etme, bunlar sadece Kur'an-ı Kerim'i tersten yazan bu şeytana tapanların yaptığı tılsımlardan dolayı. Ayakların hala çalışıyor, kolların da çalışacak. Bana güven, dua etmeye devam et. Ayetel Kürsi'yi öğrendiğini görüyorum. Kalbin, İslamiyet'in ışığında ilerlesin Hüddam. Mahrur'un benimle konuşması inanılmaz bir motive vermişti bana. İçimden o kadar mutlu hissediyordum ki hatta onları oyun oynamaya başladım. Bazıları kapının önüne geldiğinde acı çekiyormuş gibi sürekli olarak başımı bir sağa bir sola çeviriyordum. Aradan uzun bir süre geçmişti. Yüksek ayak sesleri gelmeye başladı. Toplu bir şekilde bana doğru gelindiğini anlamıştım. Aynı şekilde acı çekiyormuş gibi ağlamaya da çalıştım ama çok fazla gözyaşı dökemiyordum. Mahrur'un çünkü benimle konuşmasından dolayı özgüven vardı. Kapı açıldı. İçeriye doluştuklarında birisi başımı tuttu, diğerleri de ayaklarımı kaldırıp sedyeye koydular. Onu içeriye götürün. Bütün ayin hazırlıkları hazır olsun. Agon onun için gelecek. Ritüeller başlasın diyerek Ayla abla ellerini Ahva'ya doğru kaldırarak alkışlamaya başladı. Herkes mutlu bir şekilde gülüyor. Aynı rüyamda gördüğüm şekilde siyah kokoletalara benzer şapkalarının altında bir tören için beni götürüyorlar. İç tarafa doğru beyaz koridordan geçtikten sonra büyük bir asansöre bindik. Asansörle beraber aşağıya, resmen bodruma veyahut dağ da altına. Zemin katın altında olduğumuza eminim. Çünkü götürüldüğüm yere doğru giderken yan tarafta taşlar olduğunu görebiliyorum. Mağaranın içerisindeymişim gibi. Yolun orta taraflarına doğru hepsi anlamadığım dillerde bağırarak aynı şarkıyı söylercesine onu söylemeye başladı. Dinlemek istemiyordum. Çünkü dinledikçe vücudumdaki ağrılar ve acılar daha çok artıyordu. Sonunda getirerek beni bir taşın üzerine doğru koydular. Etrafta meşaleler var. Sanki bir rüyamda bebekken burada olduğum yer gibi. Duvarın en üstünde. Garip, okum saatine benzer diyerek bahsettiğim sembol aynısı bulunuyor. Agon için, Agon için diyerek bağırıyorlar. Agon'un ne olduğunu veyahut kim olduğunu bilmiyorum. Onların dinine göre tanrıları mı acaba? Etrafımda meşalelerle birlikte dönmeye başladıklarında birisi gelerek bantlarımı kesmeye başladı. Neden kesiyorsunuz diyerek soran da olmadı hiç. Sadece öylece kesip ellerimin avuç içleri taşa doğru gelecek şekilde yanıma doğru koydular. Farkındalardı. Hiçbir şekilde vücudumu kullanamıyorum. Sadece başımı belli bir açıyı görebilecek şekilde çevirebiliyorum. Konuşma yetim bile yoktu. Ayla abla üstünü değiştirmiş. Kırmızı, uzun bir kokuletası olan şapka giymişti. Yanıma doğru geldi. Avuç içlerindeki ay işaretleri, simsiyah yapılan o dövmeye benzeyen şey kıpkırmızıydı. Yanağıma doğru ellerini götürerek sevmeye başladı yanağımı. Şimdi Kadir'cim, bir hafta kadardır rahat yaşadın. Hatta haddini aşıp o iğrenç olan sureleri öğrenmeye de çalışmışsın. Bunları unutacaksın. Bizden biri olacak ve bizimle beraber Hüddamları tek tek öldüreceksin. Onu getirin diyerek bağırdı. Tekrardan bir kutu getiriyorlar ama bu sefer kutu o kadar karanlık ki normal bir siyahlık yok. Üzerinde dumanlar var. Evet, şimdi fark ediyorum. Kapkara dumanlarla sarılı bir kutu bu. Yanıma doğru kutuyu koydu. Yavaşça kapağını açtı. Kapağının içinden tıslama sesleri geliyor. Kocaman simsiyah bir yılan bu. Önce ayaklarıma doğru düştü. Ayaklarımdan süzülerek karnıma doğru çıktı. Yukarıya doğru havalanarak gözlerimin içine doğru bakıyor. Gözleri masmavi ama göz bebekleri kıpkırmızı. Dili o kadar fazla öne doğru çıkıyor ki bir yılanın dilinin bu kadar uzun olduğunu zannetmiyorum. Boynuma doğru gövdesini sarmaya başladı. Boğuluyordum. Ayaklarım titriyor, aynı zamanda kollarım ve ellerim. Yavaş yavaş başım dönmeye başlamıştı. O kadar fazla havasız kaldım ki hatta öksürmelerle beraber
İyice nefesim kesiliyordu. Son anda sol tarafa doğru baktığımda bir şey gördüm. Gözlerimin içine bakan biri var orada. Alnında, aynı Nilgün abla ve benim de olduğum gibi dört sembolü var. Yılan boğazımı öylesine sarsıktı ki bir anda ağzım sonuna kadar açıldı. Yılan ağzımdan içeriye girmek üzereyken Mazriyalo. Bu bağırıştan sonra mağaranın içerisindeki bütün siyahlılar yere yığılmaya başladı. Ali abla ne oluyor diyerek etrafına bakıyordu ki bu sırada o alnındaki dört sembolü olan adam koşarak yılanın başından tuttu. Yılanın başına doğru sol avuç içini koydu. Yaptığı okumalarla yılan bir anda kara dumanlara dönüşerek yok olup gitti. Sen de kimsin diyerek merakla soruyordu Ayla abla. Güzel bir gülüş attı. O kadar içten ve samimi bir gülüştü ki avucunun içini gösterdi. Seninle daha önceden tanıştığımızı düşünüyorum. Ama seni tanıştırmak istediğim farklı biri var. Alluri, uyan. Bunu söylemesiyle beraber sol elinin avuç içini alnıma doğru koydu. Bedenim havaya doğru kara dumanlarla beraber kalkıyordu. Hissiyat. Bu hissiyat mahrurla aynı. İçimde Alluri adında bir şey var. Bana sesleniyor ve sesi gerçekten korkutucu. Bazı hırıldamalarla beraber konuşuyor. Ona doğru dön. Söylediklerimi tekrarla. Söylediğini yapıyordum. Ayla ablaya doğru döndüğümde iki elimi kaldırmamı söyledi. İkisini de sağa ve sol olacak şekilde havaya doğru kaldırdım. Ma sonra, ma sonra, bismiyala ida gel. Bunları söylediğimde yerdeki bütün siyahlıkların kemikleri kırılıyor. Kemiklerinden çıkan o çatırdamalar hepsi kulağımı işliyor. Onları öldürme, katil olmak istemiyorum diyerek seslensem de onlar zaten şeytana taparak ölüm hak edenler. Kur'an-ı Kerim'de cihat vardır. Cihat mümkün olduğunda karşındaki düşmanın ölümü sana herhangi bir şekilde günah değildir. Cihat bizler için farzdır demişti. Bu söylediklerini anlayamıyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in içerisindekilere hakim değilim. Taşın üstünden Ayla ablanın önüne doğru zıplamıştım. Ona doğru bakarken Alluri denilen o cin ağzımdan konuşmaya başladı. Seni görmeyeli yaklaşık 10 yıl oluyor. Beni özlemişsindir. Aynı hüddamımı özlediğin gibi. Dizine doğru sert bir tekme attım. Attığım tekmeyle beraber dizlerinin üstüne düşerek önümde öylece duruyor. Elimi alnına doğru koydum. Ben, cinlerin muhafızı Alluri. Bize yapılanları unutmayacağız. Bu savaşı tekrar başlatarak iki alem arasındaki huzuru bozan sizler, Agon'un peşinden gittiğiniz gibi canlarınızı tek tek alacağız. Bunu söylemesiyle beraber sol avuç içimi boğazına doğru saplar şekilde tam boğazının üstüne getirdi. Ağzından karanlık bir yılan çıktı. Gözleri aynı babamın kararmış gözlerine benzer şekilde siyaha döndü. Alluri denilen o içimdeki cin tamamen saldırmak üzere konuşuyor. Mahrur gibi ılımlı veya temkinli değil, sadece saldırıyor. Ayla ablanın bütün suratında garip garip semboller oluşmaya başladı. Eti sanki bir balığın pullarına dönüşürcesine pul pul olmuştu. Bir anda onu bıraktım, yere doğru yığıldığında eti resmen çürümeye başladı. 30'lu yaşlarındaki kadın sanki 80'lerinde 90'larındaymış gibi bir yaşlı kadına dönüştü. Yüzünden vücudundan dumanlar çıkarken vücudunun üzerinde o getirdikleri kutunun üzerindeki üç sembol beliriyordu. Alluri denilen cin çıkma vakti diyerek ağzımı açtı. Ağzımın dışarısına doğru ağzımın içinden kara dumanlar o yan tarafta duran adamın eline doğru dolarak sanki içimden ona transfer oluyormuş gibi akıp gitti. Olduğum yerde sendelemeye başladım. Yere doğru yığılacaktım ki adam sonunda beni tutarak kucağına doğru kaldırdı. Daha sonrasında sırtlarcasını sırtına doğru çekti. Dinlenmene bak Kadir kardeşim. Bundan sonra seni götürmek benim görevim. Sen de kimsin? Sen de o dört sembolünü taşıyorsun. Sen de iyilerden misin diyerek soruyordum halsiz şekilde. Ufak bir gülme sesi geldi. Eskiden bu dört sembolünü taşıyanlar, cinler aleminde gezenlerdi. Daha sonrasında ondan olanlar da Rahan'ı kurdu. Rahan'ın sembolünü dört rakamıyla birbirine bağlar şekilde birleştirdiler. Rahan'ı kuranlar da kim diyerek halsiz bir biçimde soruyordum.
Zamanı geldiğinde inşallah ben de göreceğim. Kendilerini görmek nasip olmadı. Sadece efsanelerini biliyoruz. Yürümeye devam ederek mağaranın sol tarafından başka bir yola doğru girdi. Seni şimdi güvenli bir yere götüreceğim. Bertha sığsımının kilitlendiği söylendi. Bu yüzden bir cin ile birleşim sağlayamıyorsun. Ama içimden çıkan o Allure dediğin cin, o her zaman içimde miydi diyerek sordum. Hayır Kadir, sadece senin cebine koyulan mühürler onların parçalarından biriydi. Allure'nin tılsımlı parçalarından biriydi. Aralarına Rahanlar tarafından koyuldum. Herhangi bir şekilde sana bir zulüm veyahut bir tılsım uygulaması yapılırsa da gücümü saklamamam söylendi. Hepsi etkisiz hale getirildi ve sen artık Rahanlara aitsin. Rahanların yanına gidiyorsun, hüddamlık ilmi öğreneceksin. Fakat daha öncesinde saklanmamız gerekiyor. Burada yaptıklarımdan sonra liderleri Agon'u ulaştıracaklardır. Agon söylenenlere göre kara tılsımların hepsini bilenlerden biriymiş. Yüzünü veyahut vücudunu hiç görmedim. Rahanların bana söylediği gibi kendimi belli ettikten sonra saklanmam gereken köye geçmeliyiz. Seni orada bir süre tutacak, daha sonrasında da Rahanların olduğu yere götüreceğim. Rahanlar 5 parçaya bölünmüş şekilde duruyor. Sen ilk parçasına gideceksin. Hüddamlık ilmini öğrenirsen orada Kadir, bizim için gerçekten çok güçlü bir hüddam olacağını biliyorum. Allure gibi bir cini tılsımla da olsa vücuduna aktardığımda diğerleri tılsımlar yüzünden kilitlendiğini zannetti. Aslında Allure'nin gücü yüzünden kilitlendin. Peki o cin beni öldürseydi ne olurdu diyerek soruyordum. Allure rahmani bir cin, vücudunun ölüme doğru gittiğini hissetse mecburen ortaya çıkacaktı. O zaman ama seni öldürürlerdi. Biz bu yola çıkarken zaten şehadet şerbetini içeceğimizi biliyoruz. Şerbet mi içiyorsunuz diyerek sorduğumda büyük bir kahkaha attı. Söyledikleri gibi sanırım. Hiçbir şeyi öğrenmeden 14 yaşına kadar korkular içinde büyüdün. Dünyevi bazı terimler sana uzak. Bunların hepsini öğreneceksin Kadir. Şimdilik dinlen dediğinde zaten derin bir uykuya dalacaktım. O kadar yorgun ve bitkin hissediyordum ki kollarım artık onun omzuna tutunmaktan sadece yere doğru sallanır şekilde bırakır hale gelmişti. Gözlerimi kapatmıştım. Tekrar uyandığımda gerçekten uzun bir yolculuk yapmışız. Taşların olduğu garip bir yoldayım. Etrafta hiçbir şey yok. Tepemizden güneş vuruyor. Uyandın mı ufaklık diyerek seslendi bana. Evet abi diyerek gözlerimi ovuşturuyordum. Sağ tarafta duran, dağın alt tarafına doğru olan bir oya doğru indik. Beni oturur bir şekilde yere doğru bıraktı. Yan tarafından asılı olan çantadan yeşil bir matara çıkararak uzatmıştı. Teşekkür ederim abi diyerek alıp yudum yudum içmeye başladım. Su içmek gerçekten çok iyi gelmişti. Daha yolumuz var mı diyerek soruyordum. Çok az kaldı Kadir. Gerçekten güçlü bir çocuk olduğunu biliyordum. Bana bunu gösterdiğin için teşekkür ederim. Şimdi birazcık dayanabilirsen yürümeye başlayalım. Dayanırım abi, kendimi iyi hissediyorum diyerek elimi uzattım. Beni kaldırmasıyla beraber yolculuğumuz başlamıştı. Yol boyunca aklımdaki soruları korkarak da olsa yavaş yavaş sormaya başladım. Anlamıştı kafamda çok soru olduğunu. İstediğin kadar sorabilirsin Kadir bana. İsmin bu arada Resul. Resul demen yeterli. Abi filan söylemene gerek yok istiyorsan. Olur mu öyle şey, saygısızlık olur demiştim. Aklımdaki en büyük sorulardan biri. Evlatlık olduğumu biliyorum. Ama annem ve babamı tanıyor musunuz diyerek sordum. O gelen Metin abi, o bana her şeyi bildiğini söylercesine söyleyip ortadan kayboldu. Demek Metin'le karşılaştın diyerek gülmüştü. Evet tanıyor musunuz diyerek sordum. Tanıyorum, tanımaz mıyım? Onunla beraber eğitim aldık Rahan'da. Aynı öğrenci zamanındaydık. Ama ne olduysa Metin sırra kadem basanlardan oldu. Bir daha görmedim onu. 16 ya da 17 yaşındaydım onu en son gördüğümde. Rahanlar sizleri ayırıyor mu diyerek sordum. Rahan'da durumlar birazcık farklı. Hiç kimse hiç kimseden üstün değil. Fakat herkesin bir görevi oluyor. Örneğin benim görevim sen herhangi bir şekilde zarar görmeyesin diyerek yıldız tapınakçılarının ve ay tapınakçılarının arasına sızmaktı. Yani o ay işaretini gördüklerim Mağrur'un dediği gibi. Evet, onlar ay tapınakçıları. Onların arasında gizlenerek seni gözetledim her zaman. Kliniğe geldiğinde hep oradaydım. Canının yanacağı veyahut zarar göreceğim bir şey olsaydı söylediğim gibi müdahale edecektim.
Peki ya diğer rahanlar? Onlar ne yapıyor? Bazı rahanlar tılsım üzerine çalışıyor. Rahanların en büyük tılsımcısı Rıfkı Hoca'dır. Onunla inşallah karşılaşırsın. Çok iyi bir insandır. Bize çok öğretisi oldu. Birçok tılsımın da tefsirini bize aktardı. Demek ki Rıfkı Hoca tamamdır. Bir soru daha soracağım sana dedim. Tabii ki sor, çekinme demişti yine. Peki rahanlar neden kuruldu? Yani neden kavga ediyorsunuz ay işaretlilerle? Aranızda ne geçti diyerek sordum. İnan benim yaşamımda bunları bilecek bir insanın olduğunu zannetmiyorum. Ancak benden önceki hüddamlar biliyor. Onlar da bu konuyla ilgili konuşmuyorlar. Yani hocalarımız. Geçmişte rivayetler var. Yani şimdi sana söylesem yanlış olur. Bunları benim üstümdeki öğretmenlerimiz olan ehli hocalardan öğrensen daha iyidir. İleride taş yapılardan oluşturulmuş birçok hanenin olduğu büyük duvarlarla örgülü bir yer görünmüştü. Köy burası mı diyerek sordum. Evet diyerek başını salladı. Yüzümdeki heyecanı ve mutluluğu görünce şaşırmış olmalı. Neden bu kadar mutlu oldun? Abi ben doğduğumdan beri sadece villa yaşantısı yaşadım. Lüks bir yaşantım oldu, yalan değil. Ama böyle yerleri çok merak ediyordum. İzlediğim bazı filmlerde korku filmi olsun veyahut aşk filmleri olsun. Köydeki insanlar çok sıcaktı. Hatta birkaç tane program vardı. Böyle köyleri gezip yiyeceklerini yediği. Çok merak ediyorum o yüzden köydeki insanları. Gerçekten o kadar sevecenler mi? Enseme doğru elini koyarak. Merak etme Kadir. Anadolu insanı o kadar sıcakkanlıdır ki seni öz evladından ayırt etmez. Bir tanecik hayvanı olsun onu senin için keser. Bir tane ekmeği olsun gerekirse bağrına taş basar, bizim için böler. Gerçekten bu kadar iyi insanlar olmaları, bunlar İslamiyet'ten dolayı mı? Evet, genel kemiğimiz budur. Yoldaki dilsiz hayvan bile bizim için bir dosttur. Onlara da yemek vermek, su vermek bizim için güzel bir şeydir. Hele ki komşumuz aç yatıyorsa, bizim karnımız gerçekten guruldar ama onun karnının tok olmasını isteriz. İslamiyet böyle bir şey. Okumuştum abi İslamiyet'i. Hoşgörü dini gerçekten de. Her insana yardım etmek hususunda birçok ayet varmış içerisinde. Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladığında, hele ki anlayarak okuduğunda o kadar güzel şeyler geçecek ki kalbinden Kadir. Çok şanslısın. Keşke senin yerinde olsam bile diyorum, biliyor musun? Neden öyle diyorsun abi? Çünkü ilk defa Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okumaya başladığımda aslında her şey çok farklıymış. Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okumaya başladığında insan farklı bir görüşe sahip oluyor. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler bize gerçekten yol gösterici. Hiçbir insanın hiçbir insana adaletsizlik yapmaması, her insanın her insana yardım etmesi hususunda birçok temel bilgi barındırıyor. Sohbet ederek köyün girişine kadar gelmiştik neredeyse. Ama aklımda bir diğer soru da, babama ne yaptılar biliyor musun diyerek sordum. Baban seni aldığı günden beri mühürlüydü. İçinde o habis cinlerden birisi var. Onların kontrolü altında. Ama Nilgün Hoca'ya gitmiştir haber. Nilgün Hoca mı? O da biliyor mu hüddamlığı? Evet. Anneni büyük ihtimalle güvenli bir yere götürmüştür. Baban için söyleyebilecek bir şeyim yok. Onların yanında esir şekilde veyahut onların kontrolü altında hala yaşıyor olabilir. Anlamıştım. Yere doğru bakarak yürümeye devam ettim. Kafamda birçok düşünce varken, ''Hey siz de kimsiniz?'' diyerek bir bağırma sesi geldi. Başımı kaldırdım. Yaşlı bir amca, köyün girişinin yanında öylece oturmuş, elinde de fındık ayıklıyor. Yanına doğru ilerledik. ''Esselamun aleyküm hoca'' dedi. ''Aleyküm selam'' dedikten sonra Resul abiyle konuşmaya başladılar. Resul abi tanıdı daha sonrasında. Ayağa kalkıp sıkı sıkı sarıldı. ''Senin evlat mı?'' diyerek sordu. ''Benim evlat değil ama önemli bir evlat diyelim size'' dedi. Bunu demesiyle beraber haydi geçin içeriye diyerek köye aldı bizi. Köydeki herkes bize doğru bakıyor, mutlu şekilde yüzleri gülüyor. Hatta birkaçı, ''Yiyecek bir şey ister misin Resul Efendi?'' diyerek bağırmaya başladı. ''Allah razı olsun, sağ olun'' diyerek geçiştiriyordu. Bir eve gittik. Evin içine girdiğimizde, ''Namaz vakitlerimi çok kaçırdım'' diyerek Resul abinin yüzündeki endişeyi görebiliyordum. Namaz kılmak gerçekten çok önemli olmalı. Resul abi ben bilmiyorum ama seninle beraber namaz kılsam bir tek ayetel kürsüyü öğrendim şu ana kadar. Doğru ya Kadir, sen farklı insanların yanında yetiştin. İslamiyet'le yeni yeni tanışıyorsun. Tabii ki Rabbim sadece onu bile okusan, kalbinde namaz kılma isteği olsa onu da kabul eder.
İnşallah diğer sureleri de öğrenirsin. Beraber bahçedeki musluğun başına gelmiştik. Tek başıma abdest alacağım için birazcık heyecanlıydım. Açıkçası utanıyordum da. Herhangi bir şekilde yanlışlık yaparsam belki gülünç duruma düşerim diye düşündüm. Anlamıştı belli ki. Resul abi, istediğin gibi almaya çalış. Müdahale etmeyeceğim. Bakalım ezberlemiş misin, ezberlememiş misin? Hatalarla her şeyi öğrenirsin, merak etme. Rabbinin yolunda ilerlemek için düşüp kalktığın zamanlar da olacak. Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra abdest almaya başlamıştım. Doğru mu yaptım diyerek bitirdiğimde yüzüne doğru baktım. Gözlerini sıkıca kapatarak, doğru aldın Kadir, doğru. Aferin sana bak, hızlı öğreniyorsun. Haydi sıra bende, ben de alayım dedi. Geçip o da abdestini aldı. İçeriye geçtikten sonra onun bir arkasında duracak şekilde arkasına doğru durdum. O ne yapıyorsa aynısını yapıyordum. Duaları sesli şekilde okuyor, bu sayede o bana namaz kıldırıyordu. Namazımızı bitirdikten sonra açıkçası ilk defa böyle bir hissiyata kavuşuyorum. O kadar güzel bir manevi huzurum var ki, bugüne kadar böyle şeyler hissetmeyen ben, şu anda resmen berrak bir denizin üzerinde, sırt üstü yatmış ve o denizin kaldırma kuvvetiyle, güneşin o hafif sıcaklığında dalgaların arasında gidiyormuş gibiyim. Çok güzel hissediyordum. Ömer amca içeriye girerek, ''Haydi gelin, yemek hazır.'' dedi. İçeriye doğru geçerek yer sofrasına oturdum. Her zaman internet üzerinden görürdüm bu videoları. Gerçekten çok güzel bir hissiyat bu da. Elime kaşığı alıp tam çorbayı sokacaktım ki, ''Resul abi, sakın.'' dedi. ''Ne oldu abi?'' diyerek yüzüne doğru bakıyordum. Her işin başında besmele. Eğer sen besmele çekmeyerek o çorbadan bir yudum alırsan, şeytan da seninle birlikte içer. Yanındaki kötü olan emrindeki cinler de senin tırnak aralarında dolar ve lezzetlenmeye başlar o çorbayla. Her şeyin başında besmele çekmeye özen göster Kadir. Bunu sana kızmak için söylemedim, yanlış anlama. Sadece bir öğreti olsun diyerek deyip güldü. Ben de teşekkür etmiştim. Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra çorbamı içmeye başladım. Çorba çok güzeldi. Tadı neredeyse damağımda kaldı diyebilirim. Sofrayı toplamalarına yardım etmek istedim ama Ömer amca misafir baş tacıdır. Sen aha buradasın diyerek başının üstünü gösteriyordu. Otur bakalım dinlen sen. Hem hocanla beraber birazcık sohbet et. Belli ki kör kalmış bir çocuksun sen demişti. Anlamıştı galiba o da. Çünkü sürekli olarak evin etrafındaki her yeri ilk defa görüyormuş gibi didikleyip inceliyordum gözlerimle. Resul abinin yanına oturdum. Ne zaman yola çıkacağız diyerek sordum. Büyük ihtimalle peşimizdelerdir Kadir. Birkaç gün boyunca burada saklanmamız bizim için iyi olacaktır. Bu gece Alduri ile beraber Rahanlara haber göndereceğim. Haberimizi aldıktan sonra zaten buraya hareket edecek veyahut bizi buradan aldıracaklardır. Senin iyi olman bizim için önemli. Neden bu kadar önemliyim ki? Yani rüyamda 4 tane bebek vardı. Mesut diyorlardı birinin adına, birisi Ali, diğeri de Harun ve ben Kadir olan. Bizler neden önemliyiz ki? Neden 4 tane bebeğin kulağına öyle okundu? İnan bunların bilgisine sahip değilim. Sadece sizleri korumakla görevlendirildim. Bunun iyi bir noktada olduğunu bildiğim için de kalben hiç sorgulamadan bunu yaptım. Unutma, bazen sırları bilmemek önemlidir. Her sırra vakıf olmak insanın başına belalar açabilir. Ben sadece görevimi yerine getireceğim. Sen de inşallah benim gibi hüddam olacaksın. Unutma, hüddam olduktan sonra seninle beraber Kur'an-ı Kerim üzerine tartışmak, tefsirlerin anlamları üzerine çalışmak isterim. Tabii ki, tabii ki abi demiştim. Haydi artık yatın dinlenin diyerek Ömer amca yataklarımızın hazır olduğunu söylüyor. İçeri geçerek yataklara geçmiştik. Yatağa yatmak gerçekten iyi gelmişti bana. Vücudum çok yorgundu. Uzun zaman etkisiz bir hayatım olduğu için çok fazla fiziki hareketliliğim yoktu. Bu yüzden de koca yolu yürümek bütün bacaklarımı ağrıtıp sızlatmıştı. Uykuya dalmıştım ama ilerleyen saatlerde beklenmedik bir şey oluyor. Beni kaldırdı Resul abi. Hemen yukarıya çıkmamız gerekiyor diyerek fısıltıyla konuşuyor. Pencereden ışıldayan sarı ışıklar odanın içine geliyor. Gözlerimi kamaştırdı hatta. Hemen merdivenle tavan arasına doğru çıkmaya başladık. Ne olduğunu anlayamadım bile, soru bile soramıyordum. Yukarıya çıktıktan sonra tavanın yukarısındaki tahtalıklardan alt tarafı net bir şekilde görüyorum. Işıkların sızıntıları geliyordu yukarıya doğru. Hiçbir ses çıkarma dedi yanımda. Sadece sessiz kal. Eğer aşağıda Ömer amcanın bağırma sesini bile duysan
sessiz kalman gerekiyor. Tamam diyerek başımı sallamıştım. Böylece bekliyordum. Diğer evlerden sesler yükselmeye başladı. Acılar içinde bağırıyor köydeki insanlar. Büyük ihtimalle de beni bulmak için geldikleri için bulamazlarsa herkese zarar verecekler. Sonunda Ömer amcanın da demir kapısı çalındı. Ömer amca üstünü düzelttikten sonra besmele çekip kapıyı açtı. Arka taraftan gelen siyahlıklar direkt tekme attı ona. İçeriye doluşmaya başladılar. Etrafı araştırıyorlar. Hiç kimsenin olmadığını içeriye giren o kırmızı cübbeliye söylüyorlar. Bu rüyamda gördüğüm o üç madalyonu taşıyan, üç simgenin sahibi olandı. Efendim burada kimse yok. Son evdi bu diyerek ona söylediklerinde. Bu evde bir yerde veyahut bu evin yakınlarında. Ayaklarındaki kan benim kanım demişti. Doğru ya, rüyamda görmüştüm. Bebekken ayaklarıma avuçlarının içindeki kanları bulamıştı. Resul abi hızlı bir şekilde avuçlarının içiyle ayaklarıma doğru okumalar yapmaya başladı. Avuçlarının içinden çıkan karanlık dumanlar ayaklarımı sarıyordu ama burada bir yerde olduğunu biliyorum diyerek bağırdı bir anda. Açıkçası çok ürkmüştüm. Getirin onu diyerek bağırdı. Yalvaran ve ağlayan birisi var. Evin içine getirilip tam giriş tarafına doğru diz çöktürdüler. Aradan zar zor da olsa görüyorum. Bu babam. Arkasında ise bıçakla bekleyen birisi var. Boynuna doğru yaslamış bıçağı hazır bir şekilde. Bak küçük çocuk. Eğer ortaya çıkıp bize gelmezsen babanı burada keser öldürürüm. Blöf yaptığımı düşünme sakın. Babanı öldürdükten sonra da bütün köylüleri öldüreceğim. Hiçbir şekilde kurtuluşun olmayacak. Ortaya çıkıyor musun, çıkmıyor musun? Sana 5'ten geriye sayarak şans veriyorum dedi. 5'ten geriye sayarken Resul abiyle göz göze geldim. Aşağıya inmek için tam sürüklenecektim ki Resul abi ineceğimi anlamış olmalı. Bütün vücudumu, ağzımı da dahil olmak üzere kara dumanlar sardı. Bu Alluri olmalı. Hiçbir şekilde inmeme izin vermeyecek. Kıpırdayamıyordum zaten. Sadece o aradan bakabiliyorum. Sen bilirsin çocuk diyerek sıfır dediğinde kes boynunu diyerek bağırdı. Babamın boynunu bıçakla oracıkta kesti. Gözlerimi kapattım. İçim gerçekten acımıştı. O kadar kötü hissettim ki bütün vücudum karıncalandı. Başımı tahtaya doğru yavaşça koydum. Gözyaşlarım akmaya başlamıştı. Ne kadar benim öz babam da olmasa bu zamana kadar hep yanımda oldular. İyileştiğimi gördüklerinde bağırlarına basmışlardı beni. Onların tek suçu beni evlatlık almış olmaları. Kaderlerinin çizgisine müdahil etmiş gibi hissediyordum. Bu kötü hissiyatlardan sonra her yeri araştırın. Gerekirse bütün evleri yakın. En azından bir yerde saklanıyorsa ortaya çıkmak zorunda kalacak. Yerin dibine girecek hali yok ya. Evlerin birinde bir yerde, gizli bir bölmede saklanıyordur dedi. Bunu söylemesiyle beraber evlerin içine doğru dağılmaya başladılar. Meşaleleri yakın diyerek de dışarıdan bağırmalar geliyor. Resul Hoca kulağıma doğru yaklaşarak, ''Bak Kadir, gerekirse ben burada öleceğim ama sen yolunu bulacaksın, tamam mı? Seni arka taraftan pencereden çıkartacağım gerekirse. İçeridekileri mühürleyip bilinçlerini kapatacağım. Seni hiçbir şekilde göremeyecekler. Sen arka pencereden kaçacaksın ve olabildiğince buradan uzaklaşacaksın. Merak etme, Alluri artık seninle olacak. O seni koruyacaktır, doğru yola gitmen için de her şeyi yapacak. Söylediklerimden çıkma sakın. Yavaş yavaş tavanın olduğu kapağa doğru ilerlemeye başladı. Bu sırada Alluri hiçbir şekilde üzerimden ayrılmıyor. Tamamen bedenimi kilitlemiş, sesimin de çıkmayacak şekilde dudaklarımı yapıştırmıştı. Dışarıdan insanların çığlıkları, büyük devasa yangın şeklindeki ışıklar bize doğru gelmeye başlamıştı. Gerçekten bu kırmızılı olan, Agon adındaki o şerefsiz, bütün evleri tek tek yakıyor olmalı. İçeriye doğru meşalelerle insanlar girmeye başladı. Resul Hoca hazırlanmıştı kapağı açmak için. Bu sırada dışarıdan büyük bir bağırış koptu. Ama bu, ay tapınakçılarından kopan bir bağırıştı. Onlardan biri burada, onlardan biri burada diyerek bağırıyordu. Başımı hafifçe kaldırmaya çalıştım, tam ön taraftaki aralıktan bakıyordum. Köyün içerisinde mavi bir şimşek çakıyordu. Ama yağmur yağmıyor, bu şimşek neden çakıyor ki diye düşünüyordum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Eğer bir aksilik olmazsa yarın 23.00'da görüşmek üzere.
Rabbim ettiğiniz duaları kabul eylesin inşallah. Sıkıntısı olan, rızkını bollaştırmak isteyen ve şifa bekleyen dostlarıma da bolca şifa eylesin inşallah. Videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Esen kalın dostlarım.